sakal telefonu açmıyor. Artin desen askerden dayağı yiyince topukladı. Bunlar kesin bir şeyler çeviriyorlar her neyse. Şuradan bir çıkayım hallederim. Kılıç emrim bekleyin. Atış serbest. Olsun, vurdular beni. Hayırdır? Savaşıyor muydun? Asker. Bir sakin ol. İstersen anlaşabiliriz ha? Anlaşma. Gel anlaşalım gel. Gel. Dayan! Gün anlaşma günü değil şiar. Gün dökülecek kan günü. Anladın mı beni? Dökülecek kan günü. Bak, söyleyeceklerim TC için kıymetli olabilir. Ulan hepiniz aynısınız be. Nekleri. Artin nerede? Artin? Bilmiyorum. Bilmiyorum, kaçtı herhalde. Peki çakal? Çakal. Çakalın çoktan her şeyden haberi olmuştur. Asker, onların arkası kuvvetli. Türk askerinin gücü onlara yetmez. Belki bölgeden ayrılmışlardır bile. Görkem, Kopuz Albay'la görüşmek istiyorum. Yüzbaşı Bozkurt. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım. Şiar kod terörist, etkisiz hale getirildi. Seni ve timini tebrik ediyorum yüzbaşım. Sağ olun komutanım. Bu şiarın ipini tutan Çakal ve Artin için takibe devam etmek istiyoruz komutanım. Yüzbaşım, onların yer tespiti için istihbarat birimlerimiz şu anda bölgede yoğun faaliyet içerisinde. Komutanım, bölgeden uzaklaşmadan onlara çökmemiz lazım. Yörük, oradan çıkamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bölgede baskıyı arttıracağız ve kafalarını bile çıkaramayacaklar. Yerlerini tespit ettiğimiz anda da indireceğiz. Komutanım. Yüzbaşım, şu an için sizin orada yapabileceğiniz bir şey yok. Başak Asubay dönüş için koordinatları geçecek size. Emredersiniz komutanım. Komutanım, İlyas'ın durumu nasıl? Ameliyatı devam ediyor. Ben de birazdan hastaneye geçeceğim. Gelişmelerden haberdar ederim seni. Emredersiniz komutanım. Komutanım, İlyas'ın durumu nasılmış? Hastanede şimdilik bir gelişme yok. Kılıç, dönüyoruz. Asubayım, ben çıkıyorum. Araç hazır mı? Evet komutanım. Tamam, ben çıkıyorum. Telefonum açık. Komutanım, Asubay Karaca ile ilgili bir gelişme olursa... Kutalmış Paşa acil çıktı. Şimdi bir de Kopuz Albay. Kesin yine tatsız bir şeyler oluyor ya. Hastaneye gidiyoruz lan. Hastaneye mi komutan?
İyiyim. İyi. Ben bir bakayım içeri, tamam mı? Bak. Bak ben iyiyim, bak. Tabii. Hadi İlyas ya, hadi. Hocam nabzı durdu. Gökçen abla. Gökçen Hanım. Ameliyat devam ediyor değil mi? Evet. İki yüz ayarla. Hazır. Bir, iki. Hadi evlat, hadi. 300 ayarla. Hazır. Bir, iki. Gökçen abla, bir şey mi oldu? Ya bir şey söylesene o zaman. Ya bir şey mi oldu ya? Hayır. Bir, iki. İşte bu. Kan takviyesi yapalım hemen. Tamam. Hemen kan takviyesi. Bir şey mi oldu ya? Hayır. Bizim ameliyattaki hastamız. Asker olan değil mi? Evet, evet. Kan bankasına iniyorum. Kan ihtiyacı var. İyi yani şu an. Ameliyat sürüyor. Bildiğim kadarıyla benim kan grubum uyuyor. Ben kan verebilirim. Ha, şimdilik gerek yok. Stoklarımız da var. İhtiyaç olursa söyleriz. Biraz bunu atlatacak. Sana söz veriyorum, bunu atlatacak. Merak etme. Eliye kan ya. Benim içim soğumuyor ya. Benim içim soğumuyor. O şerefsizi delik deşik etsen de içim soğumuyor. Sakin ol Asubayım. Komutanım. İlyas komutan orada can çekişiyorken... Tamam gözüm, tamam. Hepimizin öfkesi burnunda, tamam. İlyas söz verdi babalar. Ona söz verdi. İyi olacak o. İyileşecek. İyileşecek.
komutanım, su falan bir şeyler ister misiniz? Hayır, istemem. Sen Ayça ile Gökçen Hanım'a sor bakalım. Emredersiniz. Ayça Hanım. Ne oluyor ya? Komutanım, su alacağım. Benden bir şey ister misiniz? Bir haber var mı komutanım İlyas'tan? Ameliyat devam ediyor. Henüz bir bilgi alamadık, bekliyoruz. İlyas Asubay mı? Yoksa? Komutanım, Şiar Kılıç Dimi tarafından etkisiz hale getirildi. Çok iyi. Şerefsiz daha temizlendi demektir. İçeride yatan subayımızın kanı da böylelikle yerde kalmadı. O iki şerefsiz çakalla Artin hakkında ne biliyoruz? Arama tarama çalışmalar devam ediyor komutanım. Evet. Biliyor musun Kopuz, bunlar bizim canımızı çok yaktılar. Yakmaya da devam edecekler. Sana bir şey söyleyeyim mi Kopuz? O şerefsizleri çıktıkları çukura teker teker gömeceğiz. O çıktıkları cehennem çukuruna teker teker. Hiç endişen olmasın. Kimse Türk'ün sabrını sınamasın. Kimse. Artin, nereden buldun buraya ya? Çok ürperdi içim. Fazla ortalıkta gözükemeyiz çakal. Burası bile riskli. Ama bölgeden çıkışımız için başka şansımız yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Farları kapatın. Ne oldu? Niye durduk? Askerler. Ana yoldalar. Ne? Ne askeri lan? Ne askeri? Geri, hemen geri, hemen. Nereden çıktı bu asker şimdi? Hiç vakit kaybetmemişler. Bastıracaklarını biliyordum ama bu biraz hızlı oldu. Artin, bir şeyler düşün, ne yapacağız? Artin! Bir şeyler düşünüyorum sana. Biraz sakin olursan düşünüyorum şakal. Öncelikle bu gece kalacak bir yer bulacağız. Sonrasına bakarız. Nasıl ya? Nerede kalacağız Artin? Ameliyat devam ediyor. Bekliyoruz. İlyas Bey'in yakın hırsız sanırım. Evet, biz ailesiyiz. İlyas Bey'in ameliyatı bitti. Ameliyat sırasında iki kere kalbi durdu. Geri döndürmeyi başardık ancak hala hayat riski devam ediyor. Yoğun bakımda takibini yapacağız. Geçmiş olsun. İlyas. Tamam bebeğim, tamam. İlyas. Tamam bebeğim, tamam. İlyas. Tamam yavrum, tamam güzelim. Tamam yavrum.
Ben buradayım bu gece, siz gidin isterseniz. Olmaz Gökçen. Biz de burada kalacağız. Yüzbaşım. Operasyondan geldiniz. Komutanım. İlyas. Gözünü açmadan ben bir yere gitmem. Aynen komutanım. Komutanım içimiz rahat etmez. Kopuz bırak kalsınlar. Biz gidelim. Gelişmelerden haber verirsiniz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, izniniz olursa ben de burada kalmak istiyorum komutanım. Tamam Doğan. Sen kal. Çocuklara bir şeyler yedir yalnız. Emredersiniz komutanım. Bizi yıllardır içimizdeki acıyla sınıyorlar Kopuz. Bu beklemeler, bu belirsizlikler. İçimizdeki yaranın kabuğunu kaldırıyorlar ve her sefer yeniden kanatıyorlar. Ben ilk yakın arkadaşımı, can yoldaşımı şehit verdiğimde 24 yaşındaydım. Devremdi benim. Adı Hüseyin. Aslan gibi olan, canavar gibi. Yozgatlı Hüseyin. Dün gibi aklımda, bir gün gece yarısı müthiş bir yağmur var. Bir grubu kıstırmışız. Bastırıyoruz. Tabii içeride gençlik de var. Coşmuşuz. Yüklendikçe yükleniyoruz. Ha şimdi bittiler, ha şimdi bitecekler derken bir anlık hata. Bir anda mevziyi değiştirirken göğsünden 7 kurşunu Hüseyin. Yere düşmesine fırsat vermeden kollarımı aldım. Avuçlarım onun ılık kanıyla doldu. Ve o şehit olmadan önce gözlerini bana dikti. Ve o iki mukaddes kelimeyi söyledi. Vatan sağ olsun. Ben şehit olan hiçbir arkadaşımın adını unutmadım. Ne arkadaşlarımın ne de emrimdeki askerlerin adını hiç unutmadım. Evin telefon numarasını hafızamda tutamazken bütün arkadaşlarımın, bütün şehitlerimizin adını biliyorum. Hiç unutmadım, hiç. Son gülüşleri, üzünleri, heyecanları. Hepsi bir fotoğraf karesi gibi aklımıza kazınıyor komiserim. Ve bizlerle beraber yaşıyorlar. Evet, o yoğun bakımda yatan astsubayımız Karaca. Onu da öyle hatırlamak istemiyorum. Hafızama öyle kazınsın istemiyorum Kopuz. Gerçi Karaca'yla benim kızım sanırım artık öğrenmişsiniz komutanım. Böyle bir şeyi hiç tahmin edemezdim Kopuz. Benim kızım annesiyle birlikte günlerce benden haber almadan öylece bekledi. Benim başıma bir şey geldi, gelecek. Ne zaman gelecek? Yıllarca böyle yaşadı. Çatışmanın ortasında kaldı. Benim vuruluşuma tanıklık etti. Hatta bizim eve şehit haberim bile geldi benim. Yani Ayça bu acıları iyi bilir.
Bunların hepsini yaşadı. Bir asker ailesinin başına neler gelir? Hangi zorluklarla mücadele eder? Bilir benim kızım bunları. Ama buna rağmen nasıl böyle bir tercih yaptı bilmiyorum. Anlam veremiyorum. Ama onun hastane koridorunda nasıl acı çektiğini gördüm. Ve itiraf edeyim ki ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilmiyorum Kopuz. Sizi anlıyorum komiserim. Bazen her şeyin farkında da olsak, zorluklarını da bilsek, sevginin gücü her şeyi göze almamızı sağlıyor komiserim. Kalp önündeki engelleri görmezden geliyor. Ayrıca Assubay İlyas Karaca çok büyük bir cesaret örneği göstermiş. Dur bakalım. Onun cesaretini sorgulamayı bilirim ben. O da Akut Almaş'ın gazabıyla karşılaşmadı. Şöyle ağız tadıyla bir fırça çekeyim de aklı başına gelsin onun. Daha dur, dur. Neyse, sağ salim çıksın da. Vay vay vay. Çakallı Artin, sizi buralarda görmek ne şeref. Mecbur kalmasanız yolunuz buralara düşmezdi. Kampınızı ziyarete gelemediysek bile size verdiğimiz destekle her zaman buralardaydık Celil. Farkındaysan elindeki silahları bile biz verdik. Sağ olun, sağ olun. Demek bir süre birlikteyiz ha? Güçlerimizi birleştireceğiz diyelim. Öyle olsun bakalım. Yoksa asker peşinize düştüğünden değildir yani. Neyse, neyse. Daha çok konuşacak vaktimiz var. Önce bir dinlenin de gelin yatacak yerlerinizi göstereyim. Burada uyursunuz. Kampın en güzel yeridir ha. Kıymetini bilin. Gerçi sizin o kuş tüyü yataklara pek benzemez ama... açsanız bir şeyler ayarlatayım. Yok, değiliz. Kimlerin eline kaldık böyle Artin? Sakin ol çakal. Şu an onlara mecburuz. Bölgeye avuçların içi gibi biliyorlar. Bizi bir tek onlar saklayabilir. Fare deliği gibi burası. Leş gibi. Lanet olsun. Yüzbaşı nerede komutanım? Bahçeye hava almaya indi Doğan. Anladım. Poğaça getirdim. Yer misiniz komutanım? Çay da var. İstemiyorum Doğan. Sağ ol. Çay da mı almayacaksınız komutanım? Komutanım? Yok gözüm. Sağ ol. Ben de yemeyeceğim. Başçavuşum al sen. Bektaş, Görkem. Siz de alın. Yok komutanım. Sağ ol. Komutanım. Hiç iştahımız yok. Hadi alın dedim. Savaş, sen de al. Yemeniz lazım. Komutanım. Hadi ver, ver çocuklara ver.
Komutanım. Başçavuşumu alsam? Komutanım siz de alsaydınız. Yok başçavuşum. Belki sonra. Ayça'ya döver. Emredersiniz komutanım. Gülşen abla, İlyas'ı gördün mü? Otur Ayça'cığım, otur. Durumu stabil. Yeni bir şey yok. Şey Ayça Hanım, poğaça alır mısınız? Çay da var. Sağ ol. Ne demek sağ ol be? Al bakayım hadi. Bak hasta olursun yoksa. Sen İlyas kendine geldiğinde seni böyle solgun mu görsün istiyorsun yoksa? Ayça Hanım, bir ısırık da olsa alın lütfen. Boğazından geçmez ki. Sağ olun. Geçecek boğazından. Hadi. Bak yiyene kadar beklerim başında. Çay da var. Buyur. Afiyet olsun. Gökçengil siz alır mısınız? Ben almayayım ya. Haydar nerede? Yenge, Haydar yolaşı bahçeye hava almaya çıktı. Ben bir bakayım. Haydar. Durum nasıl? Ben seni merak ettim. İyiyim ben. İyi olmadığını biliyorum. Gökşen biraz yalnız kalayım ben, olur mu? Haydar, sana daha önce de söyledim. Sen böyle güçlü olmak zorunda değilsin. Bu yükü böyle tek başına sırtlanmak zorunda değilsin. Bırak, izin ver ben de bir omuz atayım ha. Haydar, ne olur böyle eziyet etme kendine. Atma içine. Bağır, çağır, ağla. Ama içine atma ne olur. Atmıyor. Ne diyeyim? Ne anlatayım ya? Ben ne anlatayım sana? İlyas benim askerim, ben onun komutanıyım. Ya onu koruyamadım mesela. Ya. Mehmetçiğini koruyamayan yörük Haydar ne işe yarar? Hayır Haydar, kendine haksızlık etme. Gerçek bu. Bu gerçek. Bahadır'ın aşkının peşinden koşan çocuk içeride ölümle can çekişiyor ya. Ve ben onu koruyamadım. Haydar, sen onlar için her şeyi yaptın. Yapıyorsun, her şeyi yaptın. Baba de, abi de, kardeş de. Haydar, sen kendi çocuğundan çok onları görüyorsun. En son ne zaman gördün kendi kardeşini? Ne zaman gördün kardeşini? Benimle en son ne zaman 3 gün üst üste vakit geçirdin? Şikayetçi değilim Haydar, yanlış anlama. Ben seni böyle sevdim. Ama kendine haksızlık etmene izin veremem. Haydar, sen gece gündüz onlarla birliktesin. İçeride dedin ya hani ailesiyiz diye. Bir aile birbirini nasıl kollarsa, bir baba evlatlarını nasıl korursa sen de onu yapıyorsun işte. Daha fazlası da mümkün değil zaten, yok daha fazlası. Haydar, siz birlikte güçlüsünüz. Acıyı da, sevinci de, hüznü de birlikte yaşarken güçlüsünüz. Bunlar... Evet, bunlar olacak. Ve siz devam edeceksiniz. Aile bu demek değil mi zaten? Her şeye rağmen bir arada olmak demek değil mi? Haydar, ben eminim. Eminim İlyas bunu atlatacak, eminim. İnan bana. Sen yine tatlı tatlı fırçanı atacaksın ya. O çocuk öyle kolay kolay kurtulamaz senden. Daha çok çekeceği var. İyi ki varsın Hatun'la.
Sen de iyi ki varsın Gülkay'da. Var benim bu iğrenç yerde. Çakal. Nasıl, iyi uyudun mu? Bol oksijen iyidir. Artin. Bana güzel haberler var. Haberler tatsız çakal. Nasıl tatsız? Asker her yeri tutmuş. Bölgede kuş uçurtmuyorlarmış. Martin, ben burada bir gece daha kalamam. Ne yap, et, beni buradan çıkar. Çakal, buradan kafamızı çıkardığımız an asker çökecek. O yüzden burada daha fazla kalmaktan başka şansımız yok. Gel. Sabah muhabbetiniz bittiyse gelin bir şeyler yiyelim. Gelin gelin. Hem paradan konuşuruz ha. General Kutalmış. Anladım. Anladım, peki. Sedat hastaneye gidiyorum hemen. Hastane mi? Komutanım yoksa İlyas. Emredersiniz komutanım. Komutanım, günaydın. Komutanım, bu alandan gelen dün geceki arama tarama faaliyetlerinin sonucu. Gel asubayım. Bölge abluk altına alınmış durumda komutanım. Çakal ve Artin'le ilgili arama tarama faaliyetleri hızlı bir şekilde sürüyor. Ayrıca örgüte ait olarak tespit edilen sığınak ve depo alanlarına hava harekatı başlamak üzere komutanım. Tamam asubayım, teşekkür ederim. Komutanım, Assubay Karaca'nın durumu ile ilgili bir gelişme var mı? Yoğun bakımda, henüz bir... Albay Kopuz, hastane mi? Evet, anlıyorum. İzbandut. Senin ne işin var lan burada? Sabah geldim. Ya duyar duymaz da koştum buraya. İlyas'ın durumu nasıl? Vallahi bilmiyoruz Seyfi. Bekliyoruz işte. Yoğun bakımda Seyfi. Doktorlar falan bir şey demiyor mu? Risk durumu devam ediyormuş. Bekleyeceğiz işte Seyfi.
Gökçen bu tarafa geliyor. Kötü bir şey yoktur inşallah. Yok. Öyle demeyin. Öyle demeyin. İyi düşünelim, iyi olsun abi. İyi düşünelim. Gökçen abla, bir haber var mı? Gökçen, ne oldu? İlyas gözlerini açtı. Odayı alamıyor şimdi. Çok be. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Hatun böyle bir söylenir ya. Aa, hepsi Seyran yaratacak değilsiniz ya, biraz da ben yapayım dedim. Oo. Ha, böyle mi söylenir? Ulan sarışın, ben sana bunun hesabını sormazsam. Ne hesabı soruyorsun sen ya? Çocuk daha yeni kendine geldi. Olsun. Burada öldük öldük dirildik biz. Nerede? Hadi gelin, odaya almışlardır. Ama çok kalmak yok, tamam mı? Yormayın çocuğu. Tamam mı? Ha, hadi. Yorulacağım. Hadi gelin. Geçmiş olsun. Sağ ol. O kadar dua ettim ki bu onun için. Merak etme Aycan. Ağlama artık. Bak geçti bitti. Sen onu gel bir de bana sor İlyas. Nasıl geçti acaba? Sen hep burada mıydın? Ya ben seni bırakıp gider miyim? Hani bir ara babam bile buradaydı. Kutalmış Paşa. Evet, kanınız aynıymış. Kan veririm dedi. Kan mı verecekti? Şaka yapıyorsun değil mi? Yani şu an hastayım, moralim düzelsin diye böyle söylüyorsun. Hayır İlyas, gerçekten ama gerek kalmadı. Çok şükür gerek kalmadı. Ay Sarışın, gözlerini açsın demek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun gözüm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi geçmiş olsun faslı bittiğine göre canlı okuma faslına geçebiliriz. Şş, bana bak lan. Bir daha değil vurulmak. Çizik bile alırsan içinden geçerim senin. Haydar ya. Çocuğu rahat bırak, yapma. Göküş, bu bizim her zamanki halimiz. Ben normalleşme sürecini hızlandırıyorum. Ama komutanım. Bana bak, çabuk iyileş, tamam mı? Sana fırça atmazsam içimde bir eksiklik hissediyorum. Evet ya, sen yokken bize çok sarıyor biliyor musun? Bunu ben sesli mi söyledim? Yanlış yaptım. Daha sonra bunları detaylı konuşacağız. Tutamıyor ki çenesini. Hayata döndüğüne göre büyük yüzleşmeye hazır mısın İlyas? Yüzleşme mi? Yüzleşme. Kutalmış Paşa diyorum. Komutanım, bir de o mesele vardı değil mi? Acil operasyona çıktık ya komutanım. Bu yırttık sanıyor tabii. Aynen komutanım. Vallahi hiç aklıma gelmemişti operasyonda vurulacağım. Ben kesin beni Kutalmış Paşa vurur diyordum. İşte. Kader de varsa... Dikkat! Rahat ol. Geçmiş olsun Asubay. Sağ olun komutanım. Büyük bir badire atlattın. Hı? Evet. Gençsin, çabuk iyileşirsin. Emredersiniz komutanım. Seni hemen bekliyorum, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Arabada seni bekliyorum. Ben seni arayacağım. Tamam tamam, git sen Ayça, tamam. Tamam. Hadi git, geç kalma. Ayça. İyi bakacağız ona, merak etme. Komutanım ne oldu şimdi böyle? Şimdi ben sana şöyle anlatayım İlyas. Paşa ilk başta ne dedi sana?
As subayım dedi. Yani oğlum ya da evlat demedi ki hepimize demişliği var. Nerede komutanım? Yani işte sana koydu. Koydu mu? Ne koydu? Mesafe koydu. Ha. Yani? Aynen komutanım. Bana bile evlat dediğini hatırlıyorum komutanım. Evet bana demedi. Devamında da büyük badire atlattın dedi. Yani bu demek oluyor ki daha büyük bir badire geliyor dedi. Nasıl yani? Daha büyük badire ne? Demeyin. En sonda gençsin çabuk atlatırsın dedi. Bu ne demek komutanım? Yani bekliyorum dedi. Yani atlat bir an önce iyileş seni bekliyorum. İçinden geçeceğim dedi. Anladın mı? Öyle. Bu kadar basit işte. O, öyle dedi. Evet. Ya maşallah ne kadar güzel anlattınız ya. Valla belgesel gibi o. Of ben çok fena oldum komutanım. Şunu açsak mı biraz? Seni eve bırakalım. Baba ben... Yorgunsun. Git evde biraz dinlen. Oturun. Asubayım. Komutanım. Hava harekatı başlamak üzere komutanım. Sağ ol. Bu tespit edilen ilk sığınaktı. Devam edecekler komutanım. Tespit edilen iki tane daha var. Evet. Silahların teslimatını geciktir. Nasıl yapacağını bana sorma. Bir depo bul, orada beklet. Burası çok karışık. Tamam. Tamam ben seni arayacağım. Hadi. Tam 500 bin dolar zararım var. Silahları teslim edemiyorum. Çünkü bu kurumdayız. Ölürsen zaten teslim edemezsin çakal. Sen bir şey atlıyorsun Artin. Türklerin Orta Asya'daki büyük kongrelerine çok az kaldı. Ve bütün Türk devletleri ordularını buna hazırlıyor. Bizim şu an buna engel olmamız gerekiyordu. Ama biz ne yapıyoruz? Bu kurumu sürünüyoruz. Bu taraftan çabuk. Koş, koş, koş. Yavaş yavaş gidin artık. İlyas da biraz dinlensin. Yok yok sıkıntı yok. İyiyim ben. Gökçen atla. Hadi uzayalım. Komutanım. Hı. İzin verirseniz ben refakatçi kalabilirim komutanım yanında. Ben de Doğan'ı yalnız bırakmayayım. Ben de kalayım müsaade ederseniz. Yok ya daha fazla uğraşmayın. İdare ederim ben. Olmaz öyle şey. Kılıç biz de dönüşümüne bakacağız ona. Ha bu arada taburcu olduktan sonra toparlayana kadar Savaş'la Görkem'in evinde kalacaksın. Bizde mi? Evet, zoruna mı gitti? Yok, yok komutanım. İyi. Sizin şu güzel yemeklerinizden yiyip toparlasın kendini. Değil mi Savaş? Tabii, 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 tabii. Tabii. Komutanım, zehirlenmesin de. İyi, bana bakın. Siz de lafa düşüp bu çocuğu unutmayın ha. Olur mu öyle şey komutanım? Hiç gözünüz arkada kalmasın, bizde. Geçmiş olsun Karaca. Sağ olun komutanım. Her şey için çok teşekkür ederim. Hadi babalar. Bir şeyler öğrenin. Şöyle güzel bir şeyler yapın bana. Geçmiş olsun. Hadi kaldık biz bize. Yaşatacağız seni komutanım. Çakal.
Çakal! 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 Çakal, kendine gel. Çakal! Artık! Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Bir şeyin yok, bir şeyin yok Çakal. Hadi. Askerler bombalama sonrası kontrol için geleceklerdir. Hemen gitmemiz lazım. Hadi Çakal. Hadi Çakal. TC bu yaptığının bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Hadi gidelim. Hadi Çakal, hadi. Etrafa iyice bakın. Ağır yaralı ne kadar adam varsa hepsini öldürün. Askerin eline geçmesin. Çabuk olun. Burada daha fazla oyalanamayız. Hemen gitmeliyiz. Değişseyim de hemen. Yiyecek bir şeyler hazırlayayım ben de. Hüseyin de zaten getirir Kaan'ı birazdan. Hüseyin mi aldın Kaan'ı? Tabii tabii. Akşam aradım. Kreşten o aldı. İzinliymiş bugün zaten. Gece de onda kaldı. İyi bari. Amcan yani biraz vakit geçirsinler. Geçirsinler vallahi. İyi oldu. Annemi duş alayım ya. Haydar ya. Ya bu Ayça ile İlyas'ın durumu ne olacak şimdi? Yani Kutalmış Paşa artık öğrendi. Hani pek renk vermedi ama hani kabullenmiş gibi ya. Ya bir sıkıntı çıkarmaz artık bence değil mi? Çıkartır. Kesinlikle çıkartır. Ne diyorsun? Benim tanıdığım Kutalmış Paşa bu ikisinin içinden geçer. Özellikle de o sarışın bombanın. Yapacak bir şey yok. Ver bana, ver. Yok öyle. Seviyorsan dağları deleceksin. Allah Allah. Yani ben senin benim için öyle herhangi bir dağ falan deldiğini hatırlamıyorum ama. Ben senin için çölleri geçtim babalar. Ya. Oh Haydar. Haydar bak temiz pijamalarını buraya çıkarıyorum. Bak bu siyah olanlar tamam mı? Harekatları sonucu 13 terörist etkisiz hale getirildi komutanım. Ayrıca teröristlere ait bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
yaralı olarak ele geçirdiğimiz teröristlerin yapılan sorgusunda Çakal ve Artin'in bombalama sırasında oradaki kamplardan birinde olduğunu tespit ettik komutanım. Celil Kod teröristle beraber Çakıltepe kampında kalıyorlarmış. Onlara ait pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirdik. Ancak bölgede yapılan bütün araştırmalara rağmen üçünün de cesedine ulaşamadık. Kaçtıklarını ama yine aynı bölgede örgütten destek aldıklarını değerlendiriyoruz komutanım. Karşılıklı çıkar ilişkisi. Ama bunu bu şartlarda ne kadar sürdürebilecekler göreceğiz. Bölgedeki operasyonlarımız yoğun bir şekilde sürüyor komutanım. Yine tespit ettiğimiz sığınak, mağara ve kamplara hava harekatlarımız devam edecek. Çakal ve Artin oradan çıkamayacaklar komutanım. Ben çok yoruldum. Daha fazla gitmek istemiyorum. Olmaz, burası tehlikeli. Lan ben burnumun ucunu görmüyorum. Asker nasıl görsün beni? İstiyorsan sen gelme, sen bilirsin. Bak, bir iş yaptık, battık. Şimdi bu delikten çıkmak için bir yol arıyoruz. Ama sen sürekli arıza çıkararak benim de asabımı bozuyorsun. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bir süre bu adamların suyuna gitmekten başka çaremiz yok. Hadi Çakal, toparla kendine. Yetişelim şunlara. Haklısın. Tamam. Bu lanet bir yer böyle. Hoş geldin Celil. Bir süre buradayız. Sen adamlara yiyecek bir şeyler hazırlat. Tamam Celil. Burada kalacağız. Ama görüyorsunuz elimde yeteri kadar ne silah var ne adam var. Bunlar için paraya ihtiyaç var. Hem de çok paraya. Size yardım edemem yani. Tamam. Yarın sabah birkaç telefon görüşmesi yapar, para işini çözeriz. Anlaştık o zaman. Gelin ya, geçin şöyle. Doğan geldin. Geldim Seyfi abi, geldim. Ya Seyfi kaldır Allah Muhammed aşkına ya. Ha vallahi ya. Evet ya. Doğan ne oldu, kimse görmedi değil mi, senin eminsin? Yok komutanım, kimse görmedi asla. Ha. Ben bu işte tecrübeliyim komutanım. Bu işin kompetanıyım desem yeridir yani. Kırlangıç Paşa'yı ben devamlı götürüyorum. Böyle gizli gizli el altından şılaps diye indiriyorum komutanım. Dur ben sen böyle kafanı kaldır. Vallahi iyi olur ya. Ayak kalkıyor. Yok dur, orası değil, burası. Tamam tamam, yeter. Yeter. Şunu da getir. Şunu çekelim. Hazır mıyız? Hadi biz çok hazırız. Karnımız aç, ölüyoruz açlıktan. Çıkart artık şunları, gömelim. O zaman dumanı üstünde sıcak sıcak. Allah. Of. Kelle paça. Of. Ay maşallah. Oh. Ya kurban olayım ya, nefis kokuyor böyle, nefis kokuyor ya. Oh be, abi iyi ki varsınız ya. Siz olmasanız var ya, şu kendini kahvaltı sanan şeye talim edecektim ha. Ne demek komutanım, ne demek ya, her zaman şifa bu şifa. Bak. Onu da dök, 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 doğal antibiyotik. Allah komutanım. Başım, bir şey versiniz mi? Buyur komutanım. Buyurun. Eyvallah. Bir şey söyleyeyim mi, ben hastanedeyken Seyfi abi bana lahmacun getirmişti, Allah razı olsun Seyfi abi. Abi biz açın halinden anlarız komutanım ayıptır söylemesi. Hastanede açlık çok kötü. O gün de var ya, lahmacun ne güzeldi ha. Bastım soğanı içine, limonu da sıktım, bir ısırdım. Laps, Gökçen yenge geldi. Ağzımda böyle kala kaldım ya. Hiç unutmayayım yok. Vallahi billahi ya Seyfi abi, acayipti ya. Çok iyi ya. Çok iyi geldi. Şifa şifa. Aha, bak aynen böyle kala kaldım. Hadi hadi soğutmayın, yiyin yiyin. Tamam. İyin de odayı havalandıracağız daha. Doğal antibiyotik var bunun içinde. Tamam. Gökçen gel mi? Tamam. Gökçen gel mi, geldi yine? Büyük düşün. Keşke. Afiyet olsun beyler. Komutanım. Sağ olun komutanım. Nasılsın diyeceğim astsubayım ama gördüğüm kadarıyla bayağı iyisin. Sağ olun komutanım. Sen de burada mıydın gece? Doğan yalnız kalmasın dedim, ben de kaldım.
Yalnız gördüğüm kadarıyla sizin refakat görevi bitmiş. Çoktan burayı işkembe dükkanına çevirmişsiniz. Şu kokuya bak. İşkembe değil, kelepaça komutan. Çok farklı. Gece gelemedim. Sabah bir uğrayayım dedim asubayım. Zahmet etmesiniz komutanım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun, ben gayet iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim. Sevgilim bugün... İbrahim abi... Burada olduğunu bilmiyordum, özür dilerim. Biz de çıkıyorduk kızım. Gidiyor muyduk, çıkıyor muyduk? Hadi bakalım. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Gitsene. Yok kız, gel git. Çıksana Seyfi abi. Bey! Çorbayı sor. Tamamdır, bende o iş. Ayça'm. Aşkım, nasılsın sahiden bugün? İyiyim, iyiyim. Hele şimdi seni gördüm var ya, böyle ekstra ekstra iyi oldum. Yaz bu koku. Kelle paça. Sen sevmezsin gerçi bunu. Hmm. Dur bak, sana sağlıklı kahvaltı var. Sen bunlardan yersin. Al ya istersen. Sabah sabah bunları mı yedin ya? Vallahi çok iyi geldi. Sen baya baya iyileşmişsin ha. Şunları yediğine göre sabah sabah. Oh. Da çok yeme. Yeter.
Çay olmadı mı hala? Kılıç değil mi? Çay diyorum, çay. Bak saat kaç oldu? Hala çayımı içmedim ya. Ağzımıza çay değmedi daha. Daha kahvaltı da yok. Açlıktan ölüyorum. Ah bak bağırtıyorsunuz beni. Geldik geldik. Heh. Hadi bakalım. Oh, bir kahvaltı yapalım ya. Oh hadi koy bakalım. Heh. Yavaş bak çayı döküyordun. Gene mi tost? 10 gündür tost yiyorum ya. İçim dışım tost oldu. Kurudum arkadaş. Kurudum. Ya ben burada hastayım, toparlamaya çalışıyorum. Proteine ihtiyacım var. Nenemen olur, yumurta olur, bal, kaymak, enerji bunlar lazım bana. Yeter. Kaç gündür tost yiyorum. Tabii yaparız, yaparız. Tamam. Yarın bakarız artık. Yüzünüz düşük. Sizin keyfiniz mi yok? Yok. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz ya. İyiyiz. Bir şey yok yani. İyi olun, iyi olun. Bakın bu tost olmaz. Bunun içinde peynir yok. Yani hamur yiyorum ben burada. Ne diyorum? Protein. Bu hamur. Daha yemedim. Ama domateslerin kabukları soyulmamış. Bakın bunlar olmaz. Zeytine bakmadım, bakacağım. Çay fena değil ama daha sıcak olmalı. Yani biz komutanlarımıza böyle yapmıyorduk. Bunlar önemli. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Tabii tabii. Ederiz. Merak etmeyin. Yaparız. Yaparız. Tamam. Ne zaman bitecek bu işkence? Ne bileyim ben. Görev gelince gider herhalde. İnşallah. İnşallah. Bir şey mi dediniz siz? Yok, yok. Yok. Bir şey duydum gibi geldi bana. Yok canım. Yok. Olur mu bir şey? Alo? Evet, dinliyorum. Tamam. Kardeşler. Sakin ol İlyas. Sakin ol, sakin ol. Sen sakinliğini koru. Hadi bakalım, hadi bakalım. İlyas. Komutanım, kutu almış paşa beni çağırmış. Evet, bahçede seni bekliyor. Yapmayın ya. Ayça evde mi? Okulda. Anladım. Ben geçeyim o zaman. Hadi geç İlyas. Hadi. Geldin mi? Evet komutanım, geldim. Sedat. Emredin komutanım. Şu musluğu kapatıver oğlum. Emredersiniz komutanım. Gel bakalım böyle. Emredersiniz komutanım. Seni niye çağırdığımı tahmin etmişsindir değil mi? Evet komutanım. Güzel. Bu konuşmayı yapmak için senin iyileşmeni bekledim. İyisin. İyiyim komutanım, sağ ol. Bak şimdi, ben burada senin komutanın olarak değil, Ayça'nın babası olarak konuşuyorum. Anladın mı bunu? Emredersiniz komutanım. Şöyle bir laf vardır. Eğer biri kız babası olmamışsa babalığın anlamını bilmez derler. Doğruymuş. Ben şu anda bunu yaşıyorum. Ve Ayça benim için çok değerli. Onun için insan kızını fanusun içinde büyütmek istiyor. Çünkü o herhangi bir acıyla karşılaşmasın, hüzünle karşılaşmasın diye. Ama zaman geçiyor tabii. Ayça da büyüdü. Ve artık kendi seçimlerini yapıyor. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Onu her kim üzerse, her kim canını yakarsa onu çok fena benzetirim.
söylediğimi anlıyor musun? Emredersiniz komutanım. Bu senin için de geçerli. Eğer onun canını acıtırsan seni mahvederim. Gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Asubay. Emredin komutanım. Kopuz albayın harekat merkezinde mi? Hayır komutanım, odasındaydı en son. Sağ ol Başak baba. Gel. Komutanım. Gel yüzbaşım. Bir konu hakkında bilgi almak için gelmiştim komutanım. Sakal ve Artinkot teröristler. Evet komutanım. Uzun zamandır bekliyoruz. Yeni bir gelişme var mı? Yapacağımız operasyonun lehimize sonuçlanması Yörük, sabırlı olmamıza bağlı. Seninle ayrıntıları paylaşmıştım. O ikisi için çember gittikçe daralıyor. Şu anda baskıyı iliklerine kadar hissettiklerini düşünüyorum. Bir bakıma bölgeden çıkmak için uğraşsalar da üstünlüğün bizim elimizde olduğunu ve bunu başaramayacaklarını biliyorlar artık. Onlara psikolojik olarak baskı yapıyoruz yani komutanım. Aynen öyle. Şu anda sürekli yer değiştirmek zorundalar. Daha da alışık olmadıkları bir yaşam tarzı. Bir yandan da namlunun ucunda olduklarını hissediyorlar. Yani mental olarak bir çöküntü içerisindeler. Bu durumda hata yapmaları kaçınılmaz. Eninde sonunda bir saçmalık yapacaklar. Ve onu yaptıklarında biz de harekete geçeceğiz ve tepelerine bineceğiz. Emredersiniz komutanım. Bir bardak su için bile adam bekliyoruz ya. Lanet olsun. Ah geliyor adamlar. Gel lan gel. Koş. Öldük susuzluktan. Artin. İstemez. Bu dağda sıkıştık kaldık. Mağara adamına döndük resmen ha. Onlardan ne farkımız kaldı şimdi bizim? Ha? Pislik içindeyiz. Bitmeyecek bir kabus gibi. Biraz daha sabretmemiz lazım çakal. Arkadaş öyle diyorsun da. Ben çok yoruldum artık. Benim sabrım kalmadı. Yani böyle giderse Türk askeri bizi bulmadan burada pislikten hastalanıp öleceğiz. Bak biz onlardan değiliz. Böyle yaşayamayız biz. Adamların umurunda değil ki. İnsan olduklarını unutmuşlar. Celil desen hava atıp duruyor. Daha bizi buradan çık arabada gerizekalı. Bizi küçümsüyorsun ama biz de iş tutuyorsun çakal. Ayıp olmuyor mu? Ne ayıp ulan? Hala hayattaysan benim ve adamlarımın sayesinde. Karşılığını fazlasıyla almıyor musun? Ben öyle düşünmüyorum ama daha fazlasını hak ediyorum. Elinizdeki bütün paraları bana vereceksiniz, hemen. Celil, biraz sakin ol istersen. Ben sakinim de çakal topuzun kantarını kaçırıyor Artin. Çenesini tutsun yoksa çok kötü olacak. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Hop çakal. Evet, bundan sonra bana saygılı davranacaksın çakal. Ben olmasam burada nefes bile alamazsın, saklanacak yer bile bulamazsın. TC askeri sizi keklik gibi avlar. Hemen bana paraları vereceksiniz, hemen! Ne oluyor lan? Sakın ateş etme! Sakın ateş etmeyin! Beyler, sakin. Sakin olursanız hepimizin işine gelir. Bizdeki paranın hepsi sizin. Yeter ki bizi buradan çıkarın. Bizi almaya adamlarımız güvenli bölgeye parayla gelecek. O para da sizin. Öte taraftaki para da bizim. Dedim ya, sizin. Tamam. Şimdilik bununla idare edin. Tamam Artin.
Anlaştığımıza göre git planını, projeni yap, bizi buradan çıkar. Tamam mı Şefik? Aslında dağa tırmanırsak bir şansımız olabilir. Ama gündüzün ilerlemek fark edilme riskimizi artırır. Gece devam etsek? Gece için de yol sarp ve kayalık. Düşme riski var. O da güvenli olmaz. Ya neyse ne. Artin, zaten risk altındayız. Buradan bir an önce kurtulalım. Hemen çıkalım. Çok dikkatli olursak başarabiliriz. Ya bir şekilde gideriz. Saklana saklana, yata kalka. Yeter ki buradan çıkalım. Şefik, sen buraya getirebildiğin kadar adam getir. Ne kadar çok adam olursa güvenliğimiz için o kadar iyi olur. Hem ne kadar çok adam, o kadar çok para. İstediğiniz parayı alacaksınız. Tamam Martin. Bu iş bana çok pahalıya mal oluyor Artin. Yapacak bir şey yok Çakal. Sen al şu pisliği, at dere kenarına. Hemen, hemen acele et. Benim Artin. Paşa'nın yakalanmadan kendini angara atabilirsen İlyas. Bugün de yırttın demektir. Hadi bakalım. Komutanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan sen miydin Bayındır? Benim komutanım. Komutanım hoş geldiniz ya. Geçmiş olsun. Bak gördün mü komutanım? Geçti gitti işte. Şükür be. Aslanlar gibi ayaktasın komutanım. Dipçik gibi ayaktasın. Ama bir rahatladım. Bir rahatladım komutanım. Kur'an hakkı için bak buradan gazinoya gitmek nasip olmasın. İçime huzur doldu komutanım ya. Eyvallah Bayındır. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. De siz? He? Ha, anladım. Komutanım, ben bugün karargâhta Kutalmış Paşa'yı hiç görmedim. Rahat olun. Siz şimdi ne yapın biliyor musun? Hangara gidin, kılıç timi orada ya. Sizi görsün, mutlu olsunlar komutanım ya. Bir şey diyeceğim ya, siz niye burada duruyorsunuz ki? Hayır, bence hangara gidin. Her an her yerden general çıkabilir. Allah muhafaza komutanım. Siz gidin, ben de zaten çay getireceğim size. Doğan artık hangara gidebilir miyim? Gidebilirsiniz tabii ama bence hedef küçülterek gidin. Deme lazım komutanım. Sağ ol Bayındır. Ben teşekkür ederim komutanım. Ben alırım ya. Bektaş, Alper nasıl oldu? Çok şükür, iyi komutanım. İki gün önce birliğine teslim oldu. Güzel. Aa komutanım, diğer aslanımız da geldi. Aa, gel Sarıçın gel. Günaydın komutanım. Allah, özledim seni. Sen yokken kime fırça kaysam diye düşünüyordum. Ben de sizi özledim komutanım. Yani yat yat nereye kadar? Tabii tabii. Nereye kadar? Nasıl, iyi baktılar mı sana? Baktılar baktılar tabii. Sağ olsunlar sahillerinde hızla iyileştim. Komutanlarının bir dediğini iyi etmediler komutanım. Yani beni çok güzel beslediler. O kadar güzel kahvaltılar hazırladılar ki bir kuş sütü eksikti yani öyle diyeyim. Tabii tabii tam. Ben de öyle tahmin ediyordum zaten. İyi. Ha şah. Bugün Kutalmış Paşa'yı gören oldu mu? Ben görmedim. Yok komutanım. Yok komutanım. Komutanım, ben de aslında size bir şey sormak istiyordum. Sor. Kutalmış Paşa beni evine çağırdı. Oo. İlyas, neden tek parçasın babalar o zaman? Yok komutanım, şimdilik iyiyim. Yani sadece konuşmak için çağırmış. Ama böyle tane tane konuştu. Dur lan zevke geldi. Ama komutanım ben hiçbir şey anlamadım. Yani Ayça ile beni onaylıyor mu, onaylamıyor mu hiç renk vermedi. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Yani bir şey söyleyin. Hakikaten ne yapacağımı bilemiyorum. Hatta konuşmaya şöyle başladı. Dedi ki ben şu an senin komutanın olarak değil bir baba olarak konuşacağım seninle dedi. Komutanım. Ha? Çaylar geldi komutanım. Taptaze, tavşan kanı. Gel Karaköz. Ben de bir çay olsa da içsek diyordum. Afiyet olsun komutanım. Komutanım. Afiyet olsun komutanım. Afiyet olsun komutanım. Oo, hakikaten rengi çok güzel Doğan. Komutanım, Doğan bizi çözmüş. Yani
Çayı ne zaman getireceğini iyi biliyor. Sağ olun komutanım. Yani şimdi işimizi ruhumuzu vererek yaptığımız için hissi kavlel vuku oluyor ayıptır söylemesi. Sağ ol. Vay. Ruhunu vermek ha? Güzel laf ettin Doğan. Vallahi. Ya Doğan şöyle atıştırmalık bir şeyler falan da getirseydin keşke. Getireyim komutanım. Hı. Ağzın bağlı yesin İlbeyle. Benim de karnım acıktı. Fırla. Emredersiniz komutanım. Doğan. Şöyle tatlı tuzlu karışık olursa. Olur komutanım. Doğan bir de kuru yemiş de olursa iyi olur. Gözüm şöyle peynirli meynirli bir şeyler olsun. Tost gibi böyle poğaça gibi bir şey mi komutanım? Emredersiniz komutanım. Hemen getiriyorum. Bu ilk grup Artin. Diğer grup da birazdan burada olacak. Dikkat çekmemek için dolaşıp geliyorlar. Tamam. Artin. Kaç adam geldi? Bir grup daha gelecekmiş. Onlar da gelince herhalde 50 adam falan olur. Ne kadar bekleriz? Bir an önce çıkmak istiyorum. Oyalanmayın. Çakal. Bence yine de geceyi bekleyelim. Erken çıkarsak fark edilebiliriz. Kuytu yerlerden gideriz. Herkes dikkat ederse hiçbir şey olmaz. Benim burada durmaya bir dakika daha tahammülüm yok. Hem geceye kadar epey yol almış oluruz. Sen bilirsin çakal. Hemen çıkalım. Oyalanmayalım. Silahımı ver. Hadi oyalanmayın. Yürüyün. Hadi. Gelecek hafta yapmayı planladığımız eğitim faaliyetlerinin programlarını netleştirelim. Ve tim komutanlarına bilgi verelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, alandan çok önemli bilgi geçildi. Bölgede kalabalık bir terörist grup harekete geçmiş. Ayrıntıları sonra konuşuruz yarbay. Emredersiniz komutanım. Haydar Yüzbaşı'ya haber ver. Hemen hareket merkezine gelsin. Teğmen Efe. Tamam astsubayım. Komutanım, Kopuz Albay acil sizi hareket merkezine çağırıyormuş. Umarım beklediğimiz haber gelmiştir. Çakal ve Artin'le ilgili olabilir. Otur. Hemen hazırlıyorum. Komutanım. Hah, gel yüzümüşüm. Şöyle komutanım. Uydu görüntülerinden kalabalık bir terörist grubun bu noktaya geldiği, sonra ikiye ayrıldığı tespit edilmiştir komutanım. İki grubun
bu noktaya gitmek üzere iki farklı noktalardan hareket ettiği tespit edilmiştir komutanım. Desteğe giden örgüt grubu akıllarınca dikkat çekmemeye çalışmış. Evet komutanım, iki taraftan şu noktaya doğru ilerliyorlar. Peki hava harekatı? Komutanım, hava harekatı tespit edilen noktanın çok yakınında köyler olduğu için maalesef sıkıntı. Yoğun askeri operasyonlar başladığından beri teröristler küçük gruplar halinde hareket edip gündüz yer değiştirmemeye çalışıyorlardı. Ancak uzun zamandır ilk defa bu çaplı kalabalık bir terörist grubun hareket ettiği tespit edilmiştir komutanım. Söylediğim şey de tam olarak buydu. Çakal ve Artin sıkıştılar ve başlarını çıkardılar. Sabırları oldukça taşmış anlaşılan. Muhtemelen bu iki grup birleşip Çakal ve Artin'i bölgeden çıkarmaya çalışacaktır. Ama başaramayacaklar komutanım. Kılıç timi operasyon için hazırlansın ve yola çıkın yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Kutu almış paşa karargâhta mı kızım? Evet komutanım, odasındaydı. Tamam. Gir. Gel Kutuş. Komiserim, alandan alınan son bilgiler Çakal ve Artil'in harekete geçtiği ihtimalini gösteriyor. Ne düşünüyorsun peki? Kılıç timi operasyonu hazırlanıyor komiserim. Bu ihtimali göz ardı edemeyiz. Evet, eğer dediğin gibi ise o iki şerefsiz bölgeden çıkmak için ellerinden gelen her türlü namussuzluğu yapacaktır. Biz dikkatli olalım. Emredersiniz komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Ben çok yoruldum artık. Daha fazla gidemeyeceğim. Duracak lüksümüz yok Çakal. Devam etmeliyiz. Bütün parayı kaptırdık Çakal. Ve eğer bunu yaptıysak karşılığını almak zorundayız. Üç tip insan parayı çıkarıp gösterir. Birincisi ne yaptığını bilmeyen ahmaklar. İkincisi karşı tarafa gözdağı verip yıldırmak isteyen iş bitiriciler. Üçüncüsü de bizim gibi çaresiz olanlar. Evet. Tamam anladım. Artin, Türk askeri burada olduğumuzu öğrenmiş. Çok sayıda asker bölgeyi her taraftan sarıyormuş. Böyle olacağı belliydi. Sana hava kararınca çıkalım demiştim. Burada tartışalım mı? Çare mi bulalım? Hadi! Çok sayıda asker dedin. Bu yakınlarda bir yerleşim yeri, bir köy falan var mı? Evet. Şu aşağıda dağın eteğinde bir köy var. Dürbünü ver. Hem de bir Türkmen köyü. Ver bakayım. Türkmen köyü Bartin. Türkmenler buradan çıkış biletimiz. Eğer köylüleri de ele geçirirsek Türk askeri istediğimiz her şeyi yapar. Bu taraftan haydi. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Onlar bize canlı lazım Çakal. Şimdi. Hemen gidin alın şunları. Köyden çıkmalarına izin vermeyin.
getirdin mi kızı? Sağ olasın anne. Yürüyorsunuz bizden, ne istiyorsunuz bizden? Ne yapıyorsun? Hadi çabuk olun. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi koşun. Çabuk girin içeri, görmesinler. Ali koyunları otlatmaya götürmüştü. Köye geldiyse eğer onu da meydana götürmüşlerdir. İnşallah dönmemiştir hanım. Gebertirim sizi. Çıkın oradan. Çık. Tamam. Tamam, ateş etmeyin. At silahını. Çıkın oradan. Çıkın. Çık, çık, çık. Çıkın. Haydi. Annemle babam, kardeşim. Dediklerimizi yaparsanız kimsenin canı yanmaz, hayatta kalırsınız. Defolun gidin köyümüzden. Bizim sizinle işimiz olmaz. Dediğim gibi, her şey yolunda giderse mutlu mesut köyünüzde yaşamaya devam edersiniz. Aksi takdirde olacaklara katlanırsınız. Şu tarafta büyük bir ağır var Artin. Köylüleri hepsini oraya kapatabiliriz. Şefik, köylülerin hepsini ahıra doldurun. Sonra da bomba düzeneklerini kurun. Tamam Artin. Hadi. Haydi! Şu tarafa doğru haydi! Haydi! Böyle! Haydi! 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 Haydi!
Siz burada durun, tamam mı? Sakın uzaklaşmayın. Benim bir şeyler yapmam lazım. Belki birine haber verebilirim. Döneceğim, tamam mı? Selcan baba, gideceğimiz güzergahı belirleyelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, diğer timler de bölgeye geldiler mi? Yoldalar Çekiç baba. Dağın diğer tarafından ilerleyecekler. Çakallı Artin, demek ki bu zamana kadar dağlarda saklandı ya komutanım. Güya burayı karıştırmaya gelmişlerdi ama... onlara burayı dar edince dağda pineklemek zorunda kaldılar babalar. Tabii. Alışık oldukları lüksü bulamadılar. Komutanım, şu yönde ilerleyeceğiz. Kılıç. Hadi biraz kaybolalım. Şansımız yok, dikkat edin. Merak etme Martin, hepsi bu işi iyi bilen adamlar. Kapıya da düzenek hazırlamayı unutmayın. Tamam. Getirin! Komutanım. Bir görüntülü görüşme isteği var. Onlar olabilir. Büyük ekranı ver kızım. Emredersiniz komutanım. Allah kahretsin. Komutanım. Türkmenler. Komutanım. Merhaba. Kendimi tanıtmama gerek yok sanırım. Benim hakkımda her şeyi biliyorsunuz. Neler yaptıklarımı da biliyorsunuz. O yüzden benim peşimdesiniz. Peki siz kimsiniz? Albay. Ne istiyorsun söyle. Hemen konuya gel diyorsun yani albay. Peki. Sizden bazı isteklerim olacak. İlk önce sivil bir helikopter istiyorum. Eğer bunları yerine getirirseniz ne hala? Yok. Getirmezseniz Türkmenleri havaya uçururum. Ve buna ben hiç tereddüt etmem. Bunu biliyoruz alçak herif. Çünkü sen bir katilsin. Elinde bir sürü masum insanın kanı var. Ben olaya böyle bakmıyorum albay. Sonuçta bu business. Ve o neyi gerektiriyorsa ben onu yapıyorum. Neyse, gördüğünüz gibi hazırlıklar bitmek üzere. Eğer Türk askeri bu köye yaklaşırsa, sizin soydaşınız Türkmenleri kurtarmaya çalışırsa hepsinin ölümüne sebep olur. Bilmem anlatabildim mi? O köylüleri hemen bırakacaksın çakal. Senin ve Arti'nin oradan çıkışı yok. Beni şaşırtıyorsun albay. Realist olmanı tavsiye ederim. Türkmenler benim elimde. Ve benim istediklerimi yapmak zorundasın. Şimdi öncelikle sivil bir helikopter istiyorum. Bu köye inecek. Artin'le beni alacak ve söylediğimiz yere götürecek.
Nereye gittiğimizi bilmeyeceksiniz. Ayrıca örgütün adamlarını da buradan sağ salim çıkmaları sağlayacaksın. Ha. Pek de umurumda değil aslında örgüt elemanları. İstediklerimi öğrendiniz. Ne diyorsunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Sana bir saat süre veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu taleplerimi bir saate çözecektir. Süreyi başlatıyorum albay. Bye. Asubayım, bölgeye gönderdiğimiz birlikler hemen dursunlar ve bizden haber beklesinler. Emredersiniz komutanım. Beni Yüzbaşı Bozkurt'la görüştür. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım Kopuz Albay. Emredin komutanım. Yüzbaşım, Çakal bizimle görüntülü bağlantı kurdu. Artin ve örgütten çok sayıda adamla birlikte dağdaki bir Türkmen köyüne saldırmışlar ve Türkmenleri alıkoymuşlar. Hepsini bize izletti. Gemi iyice azıya aldı bu şerefsizler. Bizi onlarla tehdit ediyor. Hiç şaşırmadım komutanım. Ne istiyor peki? Kaçmak için helikopter. Tabii. Başka türlü bölgeden çıkamayacağını anladı. Evet yüzbaşım. Emriniz nedir komutanım? Köylüleri bina ya da ahır gibi bir yerde tutuyorlar. Binanın çevresine de çok sayıda el yapımı bomba yerleştiriyorlar. Bize verdikleri bir saat süreyi de başlattı. Anladım. Çok zamanımız yok yani komutanım. Öyle Yörük. Operasyonun biçimi değişti. Ben oraya yolladığım diğer timlerin gelişini durdurdum. Bölgede yalnız olacaksınız. Kılıç timi olarak köye sızma operasyonu gerçekleştireceksiniz. Başak Asubay şimdi size koordinatları geçecek. Yörük çok hızlı olmalısınız. Birinci önceliğiniz köylüler. Onların burnu dahi kanamasın. Sonrası malum. O iki şerefsizin kellesini istiyorum sizden. Emredersiniz komutanım. Tamam yüzbaşım. Çok dikkatli olun. Kılıç timi eksiksiz olarak karargaha dönsün. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıç. İşin rengi değişti. İt sürüsü Türkmen köyüne saldırmış. Söz konusu olan Türkmenlerin hayatı. Köye sızacağız. Haydi. Gidiyoruz. Her şey tamam mı arkadaşlar? Her şey hazır Çakal. Buyur. Artık beklemeye kalmış. Şefik, köyün bütün girişlerine adam koy. Kuş uçurtmasınlar. Türk askerinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Tamam Artin. Çakal, şu ileride bir ev var. Orada dinlenebiliriz. Ya bak bu iyi oldu. Çok iyi olduk bugün. Hadi Artin, gidip dinlenelim. Arkadaşlar yerlerinize geçin. Burayı boş bırakmıyoruz. Git bak bakalım yiyecek bir şeyler var mı? Tamamdır. Şöyle sağlıklı, temiz, insanca bir şeyler yiyelim ya. Ha? İğrenç şeyler yedik kaç gündür.
Bazen kontrolü kaybettiğini düşünüyorum Çakal. Bende sıkıntı yok Artin. Hayırdır? Hadi oğlum hadi getir. Umarım Türkler istediklerimizi yaparlar. Sen bu Türk askerini çok abartıyorsun. Gerçekten. Aslında daha önce yapmamız gerekiyordu bunu da. Neyse artık. Merak etme Artin. Onlar Türkmenlere kıyamazlar. Onların hayatı için istediklerimizi yapacaklar. Yapacaklar. Aksel de hepsi ölür. Komutanım, bu köy. Çok kalabalık olduklarını biliyorduk. Komutanım, zamanımız daralıyor. Biliyorum Selcan Baba. Köylüleri gören var mı? Görüş açımda değil komutanım. Köye biraz daha yaklaşacağız. Komutanım. Yoksa siz Türk askeri misiniz? Evet çocuk baba. Sen kimsin? Benim adım Ali. Şuradaki Türkmen köyündenim. Örgüt köyümüzü bastı yine. Ben de yardım istemeye gidiyordum. Yoksa siz bizim için mi geldiniz? Aynen babalar. Peki sen nasıl kurtuldun ellerinden? Köyün dışında koyunları otlatıyordum. Dönerken örgütün adamlarını gördüm. Herkesi köyün arkasındaki büyük arada topladılar. Annem, babam, kardeşimi de aldılar. Hepsini oraya kapattılar. Teröristler büyük bidonlarla bir şeyler yapıyorlardı. Köyün her yerinde nöbet tutuyorlar şimdi. Ben bunların var ya ta... merak etme çocuk baba. Tamam mı? Biz aileni de köylüleri de kurtaracağız. Söz. Komutanım, acele etmeliyiz. Biliyorum Selcan baba ama köylülerin hayatını riske atamayız. Kılıç, önce ahırın nerede olduğunu bulacağız. Ben size ahırın yerini gösteririm komutanım. Buradan görünmez. Köyün arka tarafında kalıyor. Hem ahıra giden kestirme yolu da biliyorum. Helal lan sana Ali. Hadi göster bakalım. Ahır şuranın arkasında. Ahır en kolay buradan gidilir. Hadi gidelim. Sen amma savaşçı çıktın Türkmen Ali. Bundan sonrası bizde. Çekiç. Savaş. Ali. Hadi gel benden. Ben burada beklerim. Benim koyunlarım, onları buraya saklarım. Aslan parçası. Biz Adaş'ız biliyorsun değil mi? Yani benim adım da Ali. Adaş'ız. Ali. Bak aslanım. Sen şimdi burada saklan. Ve biz gelene kadar sakın bir yere ayrılma. Tamam. Söz mü? Söz. Erkek sözü. Erkek sözü. Aslanım benim. Hadi geç içeri. Ali nasıldır acaba? Yavrumun başına bir şey gelmemiştir inşallah. Yok hanım sen merak etme. Ali koyunları dereye otlatmaya gitmişti. Oradan buraya gelmesi de uzun sürer. Arkadaşlar Ali'yi göreniniz var mı içinizde? İnşallah bir şey olmamıştır hanım. Şimdi.
Vakit daralıyor Artin. Şu albayı bir yoklayalım ha, ne dersin? Gerçi istediğimi yapmayacaklarını sanmıyorum. O kadar çılgın değildirler herhalde. Komutanım. Yine aynı numaradan görüntülü görüşme isteği var. Verdikleri süre doluyor. Anlaşmaya uyup uymayacağımızı anlamaya çalışacaklardır. Bir iki ekrana ver kızım. Emredersiniz. Merhaba albay. Zaman daraldı. Ve hala bir helikopter sesi duymuyorum. Ne kadar ciddi olduğumu anlamadınız galiba. Helikopter yolda. Ayarlaması biraz zaman aldı. Gecikebilir. Biraz daha süre istiyorum. Süre yok albay. Eğer 10 dakika içinde o helikopteri gökyüzünde görmezsen eğer... ...hepsi ölür. Etrafında 10 tane kadar adam var. 6 tane de varillerle hazırlanmış bomba. Komutanım, etrafta çok sayıda terörist var. Çakallı Artin'i görüyor musun? Şu ana kadar göremedim komutanım. Komutanım, bir evin avlusunda hareketlilik var. O ikisi orada olabilir. Anlaşıldı. Önce köylüleri şu ağırdan çıkaralım. Kılıç, dalıyoruz, dikkatli olun. Çekil şu bombaları imha et. Emredersiniz komutanım. Bektaş, bir hareket var mı? Yok komutanım. Hiçbir şey fark etmediler.
Sarışın, Çiğiltepe. Çekiçe yardım edin. Emredersiniz komutanım. Adamlarına söyle güvenlikli alana geçsinler. Ahırdan uzaklaşsınlar. Vakit doluyor. Ahırdan uzaklaşın. Güvenliğinizi alın. Bombaları patlatacağız. Savaş. Bak şu tel size. Tamam Haval, tamam. Komutanım, siz çıkın isterseniz. Her ne olur ne olmaz. Emredersiniz komutanım. Var ya, az kalsın. Ya, yarınları göremiyorduk Selcan baba. Helal komutanım. Şefik! Şefik neden patlamadı bombalar? Ha, neden patlamadı? Sakin. Şefik hemen kontrol et. Hemen. Tamam, artık. Köylüleri çıkaralım çekiş. Emredersiniz komutanım. Of. Şimdi sessiz olacağız ve sizi buradan çıkaracağız. Tamam. Ahırın arkasından dolaşıp köyden uzaklaşacağız. Hadi beni takip edin. Devam edin. Komutanım, sağ taraftan iki tane terörist o tarafa doğru geliyor. Anlaşıldı. Çekiç, biz size vakit kazandıracağız. Selcan, Görkem, benle gelin. Anne. Oğlum.
gelene kadar buradan hiçbir yere ayrılmayın. Tamam komutanım. Tamam komutanım. Tamam mı adışım? Telsiz ver. Şefik ne yaptınız? Sorunu çözdünüz mü? Ahır'ın oradakiler. Cevap verin. Umarım düşündüğüm şey değildir. Birisi cevap versin şu telsize. Evet. Ahır'ın orada mısın? Yok, diğer taraftayız biz. Hemen Ahır'ın olduğu bölgeyi kontrol edin. Şefik cevap vermiyor. Tamam Artin. Komutanım, uyandılar. O tarafa doğru geliyorlar. Çekiç, köylüler güvende mi? Güvende komutanım. Güzel. Şenlik başlasın o zaman. Askerler ahır tarafındadır. Bu taraftan haydi! İleride keskin nişancı var. Dikkatli olun. Komutanım, Çakal ve Artin'i gördüm. Kuzeye doğru kaçıyorlar. Sercan baba, kuzey tarafa git. Emredersiniz. Geliyorum. Hadi hadi devam et, bekleme. Haydi Atin. Bektaş, Artin'le Çakal'ı görüyor musun? Görüş açımda değiller komutanım. Sağ olun komutanım. Sen sağ ol beni. Burada ayrılalım Çakal. Tek olursak hayatta kalma şansımız daha yüksek olur. Köyün çıkışında buluşalım o zaman. Köpek soyları. Komutanım. Sanırım teröristlerin hepsi etkisiz hale geldi. Anlaşıldı. Çakallı Artin. Onları göremiyorum komutanım. Ben yapacağımı biliyorum.
2-3. Deneme 1-2-3. Çaka. Artık. Size sesleniyorum lan. Duyuyor musunuz beni? Boşuna uğraşmayın. Artık size bu köyden çıkış yok. İtlerinizi öldürdük. Size köpeklik yapamayacaklar. Artık. Türk kanı dökemeyeceksiniz. Sizin canınızı okuyacağız. Sizin 7 sülalenizi ipe dizip sonra... Tövbe tövbe, mübarek yerde. Mübarek yerde. O yüzden söylüyorum ama. Siz anladınız onu. Ulan yürük, tut cenini be. Tövbe Allah'ım, sen günah yazma. Kılıç. Gidip şu fareleri bulalım. Köyden çıkamayacaksınız demiştim. Şimdi sıra diğer soysuzla. Kılıç. Çakal beni öldürmek isterken kendi gitti. Mortingen. Partin ortada yok. Komutanım. Partini gördüm. Köyün diğer tarafından kaçmaya çalışıyor. Komutanım, köylüler o tarafta. Olduğunuz yerde kalın.
yine sen kazandın. Türk askeri. Biz hiç kaybetmeyiz Artin. Biz hep kazanırız. Biz çünkü tüyü bitmemiş yetimin yanındayız. Soydaşlarımızın yanındayız. Bu dünya döndükçe senin gibi namussuzlarla, ruhunu şeytana satmışlarla savaşmaya devam edeceğiz. Ve hep kazanacağız. Ama bir gün biz kazanacağız. İyi misin küçük kız? Ya. Nasılsın asker? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinleyin. Buyurun abim. Emredersiniz komutanım. Yiğit Türk askeri, şanlı Mehmetçik. Sen Türk'ün adı silinmesin diye hayatını ortaya koyan, kanını döken, terini, gözyaşını döken o ölümsüz savaşçısın. Bu kutsal ocakta ast üst ayırt etmeksizin her birimiz candaşımızın silah arkadaşımız olmasından dolayı onurların en büyüğüne sahibiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da Türk ulusunun varlığı, birliği ve yücelmesi için savaşmaya devam edeceğiz. Bir an için bile gözlerimizi kırpmayacağız. Yiğit Türk askeri, şimdi ebedi başkomutanımızın düşlediği o büyük amaç doğrultusunda çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Bundan sonra Türk dünyasında da, Türkistan coğrafyasında da var olacağız. Turan'a ulaşana değin, gözümüzü kırpmayacağız. Bundan dolayı komutanlığımızın yeni emrini sizlere iletmekten gurur ve mutluluk duyuyorum. Kılıç Timi! Bir adım öne çık. Timi hiç yılmadan cesurca mücadelesine devam etti. Bu uğurda çok zorluklar, çok acılar yaşadı.
silah arkadaşlarını şehit verdi. Ama hiç vazgeçmedi. Her türlü görevin üstesinden başarıyla geldi ve gelmeye de devam edecek. Bundan dolayı komutanlığımızın emrini bu fedakar ve kahraman time vermekten onur duyuyorum. Kılıç Timi, yeni görev yeriniz Orta Asya Türk dünyası. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk birliğine inanıyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacak, dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek. Ne mutlu, sürüksün diyene.